Burası Çamlıdere. Kızılcahamam ve Geride arasında konumlanan doğa harikası ilçe. Dört bir yanı ormanlarla ve dağlarla kaplı bu ilçe yaban yaşamına ev sahipliği yapıyor. Biz de bugün Çamlıdere'de yaban hayatının peşine düşüyoruz. Şu an ayı ininin girişindeyiz. Arkadaşlar herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çamlıdere ormanlarında yaban hayatının peşine düştük. Yasin arkadaşımızdan gelen bir mesajın üzerine Bozayı inine fotokapan kurmaya geldik. Yasin bize eşlik ediyor, hoş geldin. Bir telefonuna çıktık geldik. Aynen Kızılcahamam. Bize biraz bahseder misin? Bugün neler yapacağız ve gideceğimiz yerde nelerle karşılaşacağız? Bugün gideceğimiz yerde bir ayı inimiz var, aktif, kıştan belli duran. Belki bir tane pota var, belki evet. İki tane. Ama şu an hala yavruları 3 aylık, 4 aylık diyebiliriz. Yani biraz gördük böyle uzaktan da olsa. Tehlike olduğu için çok yanaşmadınız. Aynen, yanaşamadık. Şimdi biz de ayının olduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki hayvanları rahatsız etmemek, kendimizi de korumak adına çok fazla yanaşmayacağız. Tabii ki yuvada yoksa hayvan, inin tam karşısına bir fotokapan yerleştireceğiz. Fotokapan yerleştirme sebebimiz şu: bozayı saat kaçta dışarı çıkıyor veya yavruları varsa saat kaçta onları emziriyor veya saat kaçta onları gezdirmeye çıkartıyor. Bunları tespit edeceğiz. Bunları tespit ettikten sonra da ilerleyen günlerde belki kamuflaj çadırının içerisine girip orada canlı canlı onları görüntüleyebiliriz. Ama şu anda saat kaçta girip çıktıklarını bilmediğimiz ve onların kaç tane olduğunu veya anne mi var, babam var, bunları bilmediğimiz için bu çalışmaları yapmayacağız. Bugünkü çalışmamız keşif olacak. Keşif edeceğiz ve fotokapanlarımızı yerleştireceğiz. Ben çok heyecanlıyım çünkü bir bozayının inine gidiyoruz. Aksiyon başlıyor. Buralarda diğer hayvanlardan da vardır. Aynen var. Nasıl, oradan gideceğiz? İstersen burayı dışarıdan alalım. Sadece yaban hayvanlarını görüntülemek değil, böyle yollardan geçmek bile insana bir mutluluk veriyor. Benim açımdan öyle. Benim açımızdan duyuyor. Çok. Ayın yoksa ormanın içinde mi? Nasıl diyeyim, bu aşağıdaki yola yakın. Geç, bizim gittiğimiz yerde yol değil. Normal biri gelemez biliyor da. Zaten başka arabacı yok. Eski yol. Bu arada sabah saat kaç olmuş? 6:30. Yani hayvanların en aktif olduğu zamanlar gün doğumu. Böyle 5-7 arası bir hayvanla karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Önünü buraya ver abi. Şimdi. Şöyle mi vereyim? Aynen. Öyle. Geldik. Buradan sonra şimdi yürüyeceğiz. Şu an kuş seslerinden başka hiçbir şey yok. Ormanın içindeyiz. Daha orman ışık bile almamış. Gün doğumunda. Bir yandan huzur dolu. Bir yandan da korku dolu anlar yaşayabiliriz. Şimdi ayının altına mı inelim, üstüne mi çıkalım? En rahat. Güzel soru. Ayının altına mı, üstüne mi? Şimdi altına gidersek, eğer oradaysa çıkışı çıkar. Hap hapına denk geliriz. Bozayalarda hap hapına denk geldiğiniz zaman saldırı işlemi olabiliyor. Biz üstüne gidelim. Hayvan oradaysa zaten çıkar. Kendini saklarız artık. Çıktıktan sonra da kapağını kurarız eğer öyle bir ihtimal varsa. Gidelim bakalım. Şimdi üstünde mi gideceğiz? Aynen üstünde. Buradan. Şuradan soldan, yani, sırttan tepeye ineceğiz. Meyilli bir şekilde. Tamamdır.
şey söyleyeyim mi? Evet. Ay yeni değil ama ben orada bir yuva gördüm. Sen gördün mü daha önce onu? Tam ciddiyim. Yani. Gel bir gidip bakalım ona. Ya şöyle bir yer bile olur mu? Bu aşırı kayalıklı böyle ya, taşlıklı. Buranın böyle olmasının bir sebebi var mı? Bu yaya buranın bir ismi var mı? İsmi ayı kayaları diyorlar genelde. Bu da ayı bu... çok mu oluyor? Özen mi isimlenmişler? Yani büyük ihtimalle öyle eskilerin deyişine göre. Eskilerin, eskilerin bir bildiği var demek ki buraya ayı kayaları demişler. Çok sık orman, kayalıklı bir yer. Etrafta bolca mantar var. Mantar bozayı için vazgeçilmez. Bakalım, heyecanlı bir şekilde ilerliyoruz. Görüyor musunuz? Benim dürbünle gördüğüm yer burası. Tabi dürbünden biraz daha büyük görünüyordu ama. Derin değil zaten. Tavşan yatağı değil mi? Eller çok sağ. Bir tane daha var arkada. Arkada bir tane daha var. Böyle yok. Kayaların, taşların altında hep yatmış tavşanlar. Oğlum ayıyla karşılaşsa kaçamayız ulan. Kayırıklar. Yavrusu var ya, yavrusunu bırakmaz. Yavrusunu bırakmaz, bize de saldırmaz. Yani biz bir riskli davranışta bulunmadıktan sonra ayı bize saldırmaz. Kaç kere karşı karşıya geldim. Kaç kere göz göze geldim. Saldırmadı. En son Soğuk Su Milli Parkı'nda gece yarısı çektik. Yavrusu vardı yanında. Arkasını dönüp dönüp baktı. Yavru kaçıyor. Yavrunun yanında gidiyor. Yavru bize doğru gelirse o da bize doğru gelir. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu bölgede değil ama benim önceki videolarda söylediğim yerde. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Biz bir geyik görüntüledik. Leopar'ın peşinde gittik ve leoparı ararken geyiklerle karşılaştık. Ansızın bir böğürme sesi geldi. Bu böğürme sesi de sanki bir hayvan başka bir hayvanı geyiği boğarmışçasına bir böğürme sesiydi. Ve biz bunu Instagram'a sizce ne olabilir diye sormuştuk. O bölgede geçmiş yıllarda 3-4 kişiden leoparı gördüğüne dair bilgi aldık. Şimdi burada gidiyorduk. Yasin de dedi ki buralarda çok vaşak var. Ben de vaşak zaten hani bizim oralarda da var. Pek şey yapmadım ama babam da dedi işte bölgenin ismini vermiyorum. Şu bölgede Anadolu Partisi'ni görmüştü. Bir anlatır mısın Yasin ya? Bize? O zamanlar 10 yıl önce bayağı 10 yıl önce. 10 yıl oldu. O zaman kamyonculuk yapıyordu hani. Bayağı bir Pars leoparını orada görmüş hani yoldan karşıdan karşıya geçen akşam üstüne doğru böyle. Oradan gördüğünü söyleyen kimle görüştüysem ya yoldan soldan sağa atlıyor ya kayalığın üzerinde yatarken kalkıp tekrar oturuyor ya da bir göl kenarında pusarken. Bize gelen kayıtlar 10 yıl önce, 6 yıl önce, 5 yıl önce ve 2 yıl önce. Aralıklı olarak sürekli bu hayvan görülmüş. Bozayı inine foto kapağını kurduktan sonra orada da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zaten geçen aylarda oraya giderek gözlemlerimizde bulunduk. Fakat Anadolu Partisi çalışmaları biraz uzun bir çalışma olduğu için birden paylaşmıyoruz. Bu bir yıl sonunda olur, iki yıl sonunda olur, üç yıl sonunda olur. Ama mutlaka elde ettiğimiz tüm verileri sizinle paylaştığımız bir video gelecek. Hadi gidelim. Burası bayağı karanlık bir orman. Güneş de almıyor. Ayılar için avantaj. Evet. Yasin de söyledi. Bozaylar genelde bu karanlık ormanda görülüyor gündüz vakitleri. Sen hiç karşılaştın mı böyle? Böyle denk gelen oldu. Çok kişi de gördü. Burada mı gördüler yine? Ya burada olmasa bile kuz yaka dedim yani kuzey tarafında gören çok olur. Çekimler hep öyle olur. Biz de karşılaşabiliriz o yüzden. Ne olur ne olmaz. Oraya gitmeden önce fotoğraf makinamızı hazırlayalım. Şimdi hazırız. Karşımıza bir bozayı çıkarsa direkt nişan alıp onu ölümsüzleştireceğiz. Mantar da almasam olmazdı.
Hayvan öyle bir yere yuva yapmış ki ormanın tam uçurumun kenarındaki kayalıklarda. Çok riskli. Çok heyecanlı. Yürürken taşların üstüne basalım ki ses çıkmaz. Manzarası güzel. Bakın arkadaşlar, burası yuvanın üstten görüldüğü yer. Yani bir bozay ininin üst tarafından görülen yer. Feneri getirmedik yanımıza ama içerisi çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bozayı burayı aktif olarak kullanmış. Zaten bu inin etrafındaki çamlarda da sürekli sürtünmüş. Çamların gövdeleri sürekli böyle soyulmuş. Biliyorsunuz bozaylar haberleşmek için sürtünür. Kaşınmak için de sürtünebilir. Ve çam ağaçların gövdelerini yıpratırlar. Biz o yıpranmalardan buraya bozayının sürtündüğünü veya diğer hayvanların sürtündüğünü tahmin edebiliriz. Yasin Bey, teşekkür ederiz. Sizin de fikirlerinizi alalım. Sen biraz bahsettin hikayelerden ama biraz da kameraya bahset. Sanırsam dayın gelmiş buraya daha önce. Aynen, onlar biliyor yerini. Daha aktif şekilde. Buradan yani hiç kafasını çıkarttığında görmüşler mi? Çok. Yani ilk 3-4 kere falan. Yani bakın çok sık gelmiyorlar buraya. Buraya böyle inip şuradan baktığı zaman ayının kafasını çıkarttığını görmüşler. Belki ilerleyen günlerde foto kapanla o sahneyi yakalarız. Yuva aktif mi değil mi diye kendi aramızda istişare ederken karşılaştığımız manzara çekelim. Bir yuvanın aktif olup olmadığını etrafındaki dışkılardan, ağaçlara baktığımızda gördüğümüz kıllardan anlayabiliyoruz. Burada gördüğümüz dışkı her ne kadar eski de olsa bozayının ini kullandığının bir göstergesi. Efendim? Şu an ayı ininin girişindeyiz. Ayı burada olmadığı için bir takım incelemelerde bulunacağım. Tabii ki içeriye girmeyeceğim, ben giremem. Ayının dışındaki yağ tabakası çok yumuşak olduğu için böyle ince yerlerden girebiliyor. Gelin size bir girdiği yeri göstereyim. Bakın arkadaşlar, şurası
üst taraftan bizim baktığımız yer. Yasin'in dayılarına buradan ayının çıkıp baktığı yer. Şurası da, hemen şurası ayının yattığı yer. Bakın gördüğünüz gibi. İçeriye doğru burası derin. Ve yuvanın manzarası. Nasıl bir yerde bakın. Uçurum. Kış mevsimi olmadığı için bozayı ininin içerisinde görüntüleme şansımız olmayabilir. O yüzden bozayı buraya ne sıklıkla geliyor onu göreceğiz. Fotokabanımızı bu ağaca kuracağız. Karşı taraf manzara, müthiş bir manzara var. Bu manzaranın ortasında bozayı kayanın üstünde görüntülemeyi hedefliyoruz. O yüzden buraya kuracağız. Gününü, saatini, işte ne zaman geldiğini öğrendikten sonra da eğer burası yaz aylarında da aktifse inin girişine de bir fotokapan yerleştirebiliriz. Fakat diğer fotokapanlarımızı yerleştirmeme sebebimiz çünkü diğer yerlerde çalışmalarımız devam ediyor. Geyiklerin peşindeyiz, leoparın peşindeyiz. Şehir dışı videolarımız olacak. O yüzden elimizde birkaç fotokapanın da olması gerekiyor. Şimdi bu fotokapan çalışması uzun vadeli bir çalışma. Çünkü buraya ayının ne zaman gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Leş de atmıyoruz. Çünkü kış mevsimini geçtik. Hayvanların leşe ihtiyacı yok. Çiftliğimizde herhangi bir kuzu ölmedi. Etrafta da domuz leşi yok. O yüzden biz buraya şimdi fotokapanımızı yerleştireceğiz. Hayvan doğal olarak buraya gelirse görüntüleyeceğiz. Mutlaka gelecek ama bugün, ama yarın, ama bir hafta sonra veya aylar sonra. Her zaman tahmin yapıyoruz, soruyoruz. Yasin, sence buraya bozayı ne zaman gelecek? Belki bir gün, belki iki saat sonra. Veyahut da bir ay sonra ya da kış uykusuna yatmadan önce. Bunu bilemeyiz. Çok güzel bir videonun sonuna geldik. Yasin bize bu dağlarda, Çamdere Dağları'nda eşlik etti. Ayı kayalarını keşfettik. Ayı inini keşfettik. Yeni patikalar keşfettik. Ve burada yeni fotokapan kuracağımız yerler keşfettik. Yasin çok teşekkür ederim. Güzel bir çalışma oldu. Yani bunun sonucunu da güzel bir şekilde alacağımızı tahmin ediyorum. Çamlıdere Dağları'nda en azından bu ayı iniyle ilgili yaptığımız videolarda bize eşlik edecek kendisi. Burada bu videoyu bir seri haline getireceğiz. Ayı inine fotokapanı kurduk. Kontrole geleceğiz. Ayıyı canlı canlı görüntülemeye geleceğiz. Sadece burada değil, Çamlıdere Dağları'nda geyiklerin peşine düşeceğiz. Diğer yaban hayvanlarını da görüntülemeye geleceğiz. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için sizlere yine çok teşekkür ediyorum. Takipçilerimizi yavaş yavaş videolarımıza almaya başlıyoruz. Yemek videosunda bir takipçimiz var, çok yakında gelecek. Yine Yağız vardı, minik takipçimiz. Yağız'la birlikte Akbaba yuvasına yolculuk edeceğiz. Ve yeni işbirliklerimiz de çok yakında sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.